gerekiyor. Yardımcı hizmetler sınıfı, uzun süredir gündemde tuttuğumuz, geçen toplu sözleşmede de ısrarla üzerinde durduğumuz, bu toplu sözleşmede de yine masaya özellikle getirdiğimiz bir sınıf. Onun için yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu arkadaşlarımızın genel idari hizmetler sınıfına aktarılmasını istiyoruz. Gelir vergisinin %15'e sabitlenmesini, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının ihtiyari kurumların keyfine göre değil, icbari olmasını, KPDK'da önceden aldığımız karar gereği 3 yılı aşmayacak şekilde tüm kurumlarda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının zorunlu olarak yapılmasını istiyor ve teklif ediyoruz. Değerli basın mensupları, önceki dönem toplu sözleşmede kazanım olup revize edilen 19, aynen korunan 26, yeni sunulan 84 olmak üzere toplamda 129 teklifimizle birlikte 11 hizmet kolunun tamamında yetkili sendikalarımızın 807 teklifiyle beraber toplam 936 teklifle kamu işverenine tekliflerimizi sunmuş olacağız. Kamu alanı geniş bir alan. 4 milyonu bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşan memur emeklisi. Onun için kamuda ciddi anlamda çözülmesi gereken sorunlar var ve bunun için de en etkili mekanizma toplu sözleşme mekanizması. Bu mekanizmada bu sorunları çözmeyi umut ediyoruz. 7. dönem toplu sözleşme tekliflerimizi memur sen ve sendikalarımızın internet sitesine de yüklemiş olacağız. Şimdi çok önemli açıklamalar bunlar. Gerçekten yani vatandaş lehine, memurun emeklinin lehine. Hemen Ahmet abi de görelim, konuşalım. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın.